Herkese merhabalar. Çalido kanalının sahibi Çağlar abi ortak yayın isteğimizi kabul etti ve birlikte güzel bir içerik hazırladık sizlere. Hazırlayacağız daha doğrusu. Muhabbete başlamadan önce merhaba Çağlar abi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim Bartu. Abi merhaba. Hoş geldin. Merhaba Emre. Merhaba Berktu. Teşekkür ederim bu ortak yayın teklifiniz için. Benim için onur oldu sizin gibi güzel insanlarla birlikte bir yayın yapmak. Çok teşekkür ederim. O şeref bize ait Çağlar abi. Çok sağ ol abi. Berk'te Emre Çağlar abiye sormak istediğiniz sorular var mı? Başlayabiliriz abi bir an önce. Hızlı bir şekilde giriş yapalım. Tabii başlayalım abi soruya. Evet dinliyorum seni Berk'te. İlk soru senden gelsin tamam. Çağlar abi. O zaman ilk soru senden geliyor Çağlar abi. Gönder ben. Benim ilk sorum şöyle olacak. Zack Snyder olan sempatin nereden geliyor ve neden DC diyorum abi? Tamam. Zack Snyder olan sempatim. Şimdi tabii ki dürüst konuşmak lazım. İlk olarak izlediğim filmi lisede falandım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle izlediğim 300 filmiydi. 300 Spartalı'yı izledim. Yani gerek görseller işte gerek müzik gerek hikayenin akışı falan beni böyle içine aldı. Ama o dönem bir henüz böyle yönetmen işte takip etme bilincinde değilim. Hani benim için sinema filmlerden ibaret sadece. Hani onu arkada bir yönetmenin çektiğini biliyorum ama yani detaylı ne kadar etkisi var işte onun üzerinde kontrolü ne kadardır bunlara henüz hakim değilim. İşte çok popüler kişileri biliyorum sadece Tim Burton işte ne bileyim Quentin Tarantino gibi o dönemki insanları. Onun haricinde çok bir fikrim yoktu ama yıllar sonra Watchmen'i izledim. Çizgi romanını okuyup beğendiğim bir şeydi ki sonrasında 300 sonrasında 300'ün çizgi romanını alıp okumuştum. O zaman işte çizgi roman karesinin çıkarılıp sinemaya nasıl yansıtıldığını hani Zack Snyder'ın ne kadar farklı bir şekilde bunu başardığını gördüm. Orada yavaş yavaş o bilinç oluşmaya başladı ama yine de tam olarak böyle bir isme aşinalık işte abi ya Zack Snyder çok iyi yönetmendir modunda değildim ancak ne zaman ki Man of Steel'i izledim orada bir şeyler değişmeye başladı benim için yani zaten filmin işte tanıtımında da işte 300'ün Watchmen'in yönetmeni şeklinde geldiği için çünkü benim orada şahsen şöyle bir şeyim vardı hani Superman karakterini severdim ama çok hayranı değildim işte de bir peşinden böyle ama şu çizgi romanı da alayım ama şunu da okuyayım dediğim bir karakter değildi. Eğer birisi benim için Superman hikayesini ilgi çekilebilir kılıyorsa yani beni o hikayenin içine çekebiliyorsa o yönetmende bir şey vardır moduna girdim ve ondan sonra oturup işte geriye dönüp Dawn of Dead'den başlamak üzere Sucker Punch dahil tüm filmografisini izleyerek daha sonra zaten BBS'le birlikte hayranlığım tavan yaptı. Bugün de bu noktadayız işte benzer sevenlerle konuşuyoruz. Zack Snyder'a hayranlığım tam olarak Man of Steel'la birlikte tavan yaptı ve şekillendi diyebilirim. Neden DC noktasına gelirsek, hani evet şu an koyu bir DC fanıyım. Bu böyle de kalacak diye inanıyorum ama misal Marvel'ı da çok seviyorum. Marvel çok sevdiğim bir firmadır. İşte şu an karşımda Wolverine'in posteri durur. Yüzlerce belki 200-300'den fazla Marvel güzel çizgi romanım var. İşte bir o kadar DC çizgi romanım var. Hani sadece işin DC tarafında değilim ama biraz daha şahsi meseleler, işte özel hayattaki şeyler beni Batman karakterine yaklaştırdı. Fikir, kafa yapısı vesaire olarak. Bu beni DC'ye çekti. Daha sonra Zack Snyder'in hikaye anlatımıyla birlikte DC hikayelerinin klasik derinlik lafını kullanmayacağım belki ama daha hissedilebilir, daha böyle özdeşleştirebilir hikayeler olduğunu fark etmemi sağladı. Orada da bir DC'ye benim için yaklaşma, daha fazla sevme durumu oluştu diyebilirim. Yani neden DC noktasında sana verebileceğim cevap bu. Şu an biri bana çünkü Marvel mu DC mi dese kesinlikle DC derim. Ama Marvel'ı da severim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Teşekkürler çok abi. Güzel o zaman devam ediyorum. Bir gazdayız, bir hype'teyiz. Çok az kaldı. Zack Snyder'ın filmi de çıkıyor. Onu da tekrardan vurgulayalım. Release the Snyder Cut kampanyasını ne zamandan beri destekliyorsunuz Çağlar abicim? Sana Channel B olarak sorumuz bu. Buyur. Channel B'ye cevap vereyim. Neredeyse ilk gün diyebilirim ama neredeyse ilk gün diyebilirim. Çünkü film çıktığında ben askerdeydim. Ve farklı bir ruh haliyle izliyordum her şeyi. O filmden de yani eğlenmiştim açıkçası. Yalan söylemeyeceğim. Ama ikinci izleyişimde yani askerden hemen sonra ki benim askerliğim bitmesine 4 gün kala çıkmıştı bu arada film. Yani çok böyle kısa bir zaman aralığında olan şeylerden bahsediyorum. İşte geldim bir hafta sonra tekrardan sinemaya gidip arkadaşlarımla izledim. Orada böyle bir şey oldum hani dedim bu filmde bir gariplik var. Gerek absürt şakalar gerek oldu bittiye gelişi gerek işte fragmanlarda gözüküp de filmde olmayan sahneler
Yani Superman'in ağzı noktasına kadar gelmeyeceğim artık da hani birçok şey batmaya başladı gözüme ve böyle hani bir yandan yediremiyorum. Hani filmi sevmek istiyorum. Kabullenmek istemiyorum durumu var ama bir yandan da bir gerçek var ortada. Tabii gelip internette kısa bir araştırma yaptıktan sonra filmin Zack Snyder'ın filmi olmadığını, Zack'in izlemediğini bile fark edince orada kafama dank etti ve tweetleri işte ne bileyim açılan Change.org'daki kampanyayı vesaireyle görmemle birlikte de harekete katılmam bir oldu. Yani filmin 17 Kasım'da çıktığını düşünürsek muhtemelen ben Kasım'ın sonu olmadan 26-27 Kasım'da falan ilk tweetimi atmışımdır diye düşünüyorum. Bu konudaki. Çok teşekkür ederiz. Emre, buyur. Söz sende abi. Çağlar abiye ne sormak istiyorsun? Çağlar abi ilk başta hoş geldin. Teşekkür ederiz katıldığın için. Benim sorum, Justice League'de hangi sürpriz karakteri görebiliriz? Ya da görmek istediğin bir sürpriz karakter var mıdır? Bu soruya böyle iki yönlü cevap vereceğim. Çünkü zamanla bir şeyler değişti diye düşünüyorum. Eğer bu soruyu bana 3 ay önce sorsaydın direkt sana Hulk Girl derdim. Çünkü Hulk Girl karakteri benim Justice League animasyonlarında işte çok sevdiğim bir karakter. Yani çizgi romanlarına da seviyorum ama benim aşinalığım orada başladı diyebilirim. Bir de Zack Snyder'ın kadınları güçlü bir şekilde ekrana yansıtması hoşuma gidiyor. Yani kadın karakterleri sadece yan karakterler olarak kullanmayıp işte öndeki erkek kahramanı destekleyici karakterden çok öne çıkabilen karakter olarak kullanması. Yani bu sadece hani Wonder Woman'ı özetleyebileceğim bir şey değil. Yani onun en öndeki savaşçı olması değil. Bir Lois Lane'in gazetecilik yönüyle filmin yarısını götürüyor olması. Ne bileyim bir Superman'in annesinin işte Martha Kent'in oğlunun üzerindeki etkisi. Hani bunların hepsini düşündüğüm zaman kadın karakterlerin güçlü ve filmin bütününü etki eden ana karakterler olarak göstermesinden dolayı Hulk Girl derdim ama son birkaç ay içerisinde filmden ek çekimlerde izin verilmediğini düşündüğüm bir Green Lantern çekimi olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsanız Zack bu filmde Green Lantern'ı koyacaktı yani şu kişi diyecekti. Belki savaşa katılmayacaktı işte şey olmayacaktı ama en azından yüzüğü takışını belki de görecektik. Ben firmanın buna izin vermediğini düşünüyorum. O noktada o yüzden sadece tarih sahnesinde yalan guru göreceğimizi ama filmde birkaç tane böyle küçük tüyo işte ne bileyim ipucu dışında Green Lantern'la ilgili bir şey görmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu biraz beni üzüyor. Filmde bir Green Lantern'ı görmek isterdim. Şu an için o yüzden sürpriz karakter olarak kimi görmek istersin dersen tamamıyla Green Lantern derim. Hangisinin olduğunu da bilmiyorum. John Stewart olabilir, Hal Jordan olabilir, işte Guy Gardner olabilir, ne bileyim Jessica Cruz olabilir. Çok önemli. Şöyle yapalım o zaman. Çağlar abi sen de uygun görürse ileriki video içeriklerimize hani bu hangi karakterleri görmek istiyoruz gibilerinden. Zaten bunun devamı gelecek değil mi Berktu bu serimizin? Tabii. Çağlar tabii, abi. Tabii tabii. Zaten tabii. Part, ben varım. Partlı bir şey olarak düşündük zaten bu videoda. Hani çok da böyle uzun şekilde video çekmeyelim dedik. O yüzden de öteki videolarda zaten gelir. Sağ olsun Çağlar abi de artık ortak yayınımıza ben katılıyor. Varım. Onunla da daha inşallah ileride video daha çekeceğiz. Benim de favori karakterim bu arada Green Lantern olduğu için ben de Green Lantern diyorum zaten. Fan olarak. Ben de bir Hal Jordan görmeyi çok isterim. Bakalım abi inşallah. Sürpriz bir şekilde. Ben kimi görmek istiyorum biliyor musunuz? Black Adam'ı görmek istiyorum. Var. Evet. Ama biliyoruz, olmaz. Bart. Onun hiç bağlantısı yok çünkü şu anda. Ben çok düşük ihtimalle düşünüyorum Black Adam'ın geleceğini. Bakalım, çok düşük ama. Yani %1 ihtimalle falan. Peki. Yani bir şey olabilir. Hatırlıyorsanız ya bu Green Lantern cast'ı için sizce Sam Benjamin mi olacak? Bence hayır. Ben onun da olacağını düşünmüyorum bu arada. Çağlar abi ne düşünüyorsun sen Benjamin? Yani bir dönem için açıkça sonun olduğunu düşünmüştüm. Hal Jordan olarak çıkacağım düşünmüştüm ama son dönemde okuduğum bazı şeyler, bir de o birkaç tane podcast'e katıldı. Çok kısa süreli de olsa bazı bölümlerini dinledim. Olası bir Hal Jordan veyahut da herhangi bir Green Lantern olacağını düşünmüyorum. Açıkçası evet, o oyuncunun bu durumdan iyi bir marketing yaptığını, pazarlama yaptığını ve kendini öne çıkardığını. Bu yanlış bir şey değil yani. Her oyuncu öne çıkmak ister. Ve yeri geldiğinde harekete destek verdi. Hani o da Rizzi Snyder katledi. O yüzden hani bunu bir kötüleme manasında söylemiyorum ama orada öyle bir olasılığı gördü ve bence bunu değerlendirmek istedi. Olur olmaz. Orada kes seçimi Zeki aittir o yüzden. Yani da Deborah aittir. Kimi seçerlerse desteğimiz olacaktır. Çağlar abi o zaman senin bir sorun var mı bize? Sanırım sen de bir soru hazırlamıştın. O şekilde bitirebiliriz uygun görürsen videomu. Sorum şu yani sorudan
aslında tam bir soru belki denemez ama Justice League 2017'den sinemada çıktığınızda ne hissettiniz? Yani filmle ilgili yorumlarınızı sormuyorum. Hani şimdi hiçbirimiz küfür etmeyelim, yayın şeye dönmesin hani böyle seviyesinde olsun, ne bileyim. Artı 18'e dönüşmesin ama hani çıktığında ne hissettiniz ya? Açıkçası onu merak ediyorum. Çünkü ben dediğim gibi çok farklı bir ruh halinde izlemiştim bunu ilk izlediğimde. İkincide ancak ayılabildim durumu ama ilk seferde ayılan sizin gibi insanların ne hissettiğini merak ediyorum, o yüzden soruyorum. Çok güzel. Ben şöyle söyleyeyim. İlk başta çok hevesliydim gittiğimde. Birincisi zaten şimdi Batman, Superman dışında ve Wonder Woman dışında diğer karakterleri de görecektik. Bunlar da anlatılacaktı bize. Çok hevesliydim. Filmin ilk birkaç şeyinde böyle ilk yarısında falan çok eğlendim hatta. Güzeldi. Ama sonra film bittikten sonra bir düşündüm. Yani kız arkadaşımla birlikte gitmiştim. O bana dedi ki normal gittiğimiz filmlerden bu çok farklı. Bunda hiçbir şey anlatılmamış dedi. Ben beğendiğimi düşünüyordum. Ama sonra tekrar bakınca filme beğenmedim abi. Yani hiçbir şey düzgün anlatılmamış. Her şeyin üstü örtülmüştü. Katılıyorum. O yüzden pek güzel gelmedi ilk izlediğimde. Hatta geri kalanı da kötüydü. Kesinlikle. O zaman ben de söyleyeyim. Ben çıktığımda tamamen bir boşluk hissettim. Yani hiçbir şey hissetmedim. Çünkü filmde bir, ne bir mesaj vardı, ne bir sonuç vardı. Neden böyle bir şey oldu? Niye toplandılar? Yani Zack Snyder filmini izlediğinizde size bir mesaj verir. Altını doldurur. Güzel göndermeler yapar. Ve aksiyon sahneleri CGI'de çok güzel verir. Ama hiçbirini görmedim. Ve gördüğümüz teaserlardan da hiçbir şey yoktu, eser yoktu. Ben bir tek şeyde yani en çok emin olduğum şey bu Ben Affleck'in çekimlerinde Zack Snyder'ın vizyonunda çok belli olan bir şey var. Ben Affleck'in tipinin daha bir Batman'vari, saç kesiminden olsun giyinişine kadar anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani böyle işte Ben Affleck işte Batman böyle ah bacağım acıdı, yok işte Flash Wonder Woman'ın üstüne düştü falan yaptı. Orada dedim, bu film dedim, Zack Snyder'ın değil dedim. Tamamen yani boş bir filmdi benim için. Daha da fazla konuşmaya gerek yok zaten. Artı 18 olmasın yani Çağlar abim. Ben ağır bir şekilde tepkimi belirteyim tekrardan, her videoda olduğu gibi. Şimdi Zack Snyder'ın belirli storyboardları vardı. Bunlardaki anları göremedim filmde. Bunlar beni çok üzdü, çok merak ediyordum çünkü. Müzikler değişti tamamen. Hans Zimmer bir anda çekildi. Danny Hoffman geldi. Burada böyle değişiklikler oldu. Bu beni çok üzdü. Yani o Hans Zimmer'la Janky'nin tonlamalarını görememek. Bu beni derinden gerçekten üzdü. Filmde bir derinlik yoktu. Çok hızlı gelişti her şey. Bir anda oldu bittiye getirmeleri. Ondan sonra yani resmen emanete ihanet gibi bir durum söz konusuydu. Bu arada Marantz diye de bir yönetmen var asıl tasarımcısı olarak bu karakterlerin, işte Stephen Wolf olsun, Darkseid'in olsun tasarımları. Kendisi üstlenmişti ama Josh Whedon'ın tamamen bu tasarımlarının orijinalliğini bozarak kendine yönelik bir kafasında karakter oluşturması durumuna gibi gitme olayları oldu. Bu da filmi daha böyle çocuksu gösterdi açıkça söylemek gerekirse. Çok da uzatmak istemiyorum zaten. Bunları hepimiz söyledik. Güzel bir şekilde analizi yaptık, evet. Ama çok tepkiliyim. Gerçekten 4 günümüz kaldı. Çok güzel bir şekilde izleyeceğiz filmi diyerek bitiriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yani çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. İleriki yayınlarımız da daha güzel olacak. Bunun da habercisi olsun. Daha bir sürü sorumuz var burada sormak istediğim. Yani 10'a yakın soru hazırladık ama şu an 15. dakikaya gireceğiz. Çağlar abi çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Biz de kırmadan birlikte ne güzel. Çok teşekkürler Çağlar abi. Çağlar abi teşekkür ederiz. Umarım sevmeyenleri de sevdireceğiz bu DC'yi daha da diyorum. Umarım. Evet, bitirebiliriz o zaman. Buyurun, tamam. Söylemek istedikleriniz varsa Çağlar abi, Berktu, Emre, buyurun. Bitirelim yavaştan. Tekrardan Çağlar abi geldiğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bu yayında olmak bizim için bir şereftir.
İnşallah bundan sonraki partlarda da birlikteyiz seninle birlikte. Olacak, aynen. Daha fazla uzatmıyorum. Emre'ye veriyorum sözü ve kapatalım. Çağlar abi, ilk başta gerçekten teşekkür ediyorum. Çok şeref verdin bize. Güzel bir yayın yapmış olduk. İçerik üretmiş olduk. Diğer partlarda da aramızda seni görmekten çok mutluluk duyacağız abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim beyler, size çok güzel bir yayın oldu. Devamında çekmek için aynı şekilde sabırsızlanıyorum. Bunlarla da kalmayacağız. Daha da devamında yapacağız umarım. Daha fazla ortak yayın yapacağız. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. Gelip bulduğunuz için, bu yayın davetinde bulduğunuz için benim için onur oldu. Sağ olun. Estağfurullah abi. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Lütfen desteklerinizi arkadaşlar bekliyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.